Nereye gidiyoruz lan, merhaba? Bu hafta nereye gidiyoruz? Bosna'ya. Yani Kalbimizin hep olduğu yere. kalbimizin hep olduğu yere, Bosna'ya gidiyoruz. Yani lafı dönüp dolaştırıp ben Bosna'ya getiririm bir konu Lütfen. olduğunda bu Hocam programda da. zaten yakınızdakini ben görünce o Srebrenica nişanımı diye düşündüm ilk önce. Benziyor ama Benziyor değil. yani aklımız hep Hilal orada. Ahmer çiçeği ama Srebrenica şeyine de benziyor. Bosna birçok alanda gündemimizde olan bir yer. Son zamanlarda özellikle tekrar huzursuzlukların vuku bulmasıyla diyelim, uluslararası anlamdaki huzursuzlukların vuku bulmasıyla bir defa daha gündeme geldi. Sadece bununla sınırlı değil elbette. Kültür sanat konusunda da bir hayli şeyler var. Alt alta dizili şeyler var. Filmler var. Bakarken dedik ki ya bu kadar çok film mi vardı? Neler vardı? Neler yoktu? Bunu bir konuşalım. Nereye gidiyoruz diye. Hem aslında Quo Vadis, Ayda var. Bizim programımızın adıyla da uyuşuyor. Nereye gidiyoruz diye. Bosna kültür sanatta nereye gidiyor sizde? Evet, yani şöyle aslında pek çok başlığa rastladım ben Bosna'yı araştırırken. Bu tarz kültür sanat nerede de oturuyor? Sinema tabii ki çok öne çıkıyor Bosna'da ama onun dışında ne var? Yani sadece sinema mı var? Onun dışında şeyler var mı diye baktığımda çağdaş sanat örneklerine biraz bakmaya çalıştım. Biraz da 16. yüzyıl Osmanlısını görüyoruz. Tabii orada mimari yapıyı görüyoruz, Mimar Sinan'ı görüyoruz. Mimari yapı hani evet o kısmı var işin ama bir de o dönemlerde yine Osmanlı'nın orada olduğu dönemlerde hat sanatının çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Çünkü orada el yazmaları var kütüphanelerde. Tabii ki bu Osmanlı'nın oradan kendisi 17. yüzyılda çok daha etkisini azaltmasıyla birlikte o İslam sanatları da orada zayıflıyor haliyle. Sonra tabii bu sanata nasıl yansıyor hikayesi? Yani aslında Milan Kundera'ya ben gelmek istiyorum orada. Onun şöyle bir tespiti var. Bu kendisi tırnak içinde Orta Avrupa diye nitelendiriyor. Bir nevi de serzeniş diyebiliriz. Yani o coğrafyanın edebiyatının Avrupa denince Batı'nın sadece algılanıyor olması, işte Orta Avrupa olarak algılanmayışına bir serzenişi var. Bu da bana şunu getirdi. Ya yani ben araştırma yaparken onu gördüm aslında. Biz müzik alanında görüyoruz aslında Bosna'yı. Biraz daha müzik açısından görüyoruz, sinema açısından görüyoruz ama edebiyat, bunu işte az önce bahsettiğim çağdaş sanatta örneklerini çok rastlayamıyoruz. Acaba bunun bir savaşla ilgisi var mı diye düşündüğümde, hani belki o savaş bunu belki zayıflatmış olabilir diye düşündüğümde ama bunun öncesinde de çok fazla göremiyoruz. Orada o şu eleştiriyi belki gündeme getirmesi yerinde olabilir. Gerçekten Avrupa diye o dört işte Büyük Avrupa denilen sanatı orada okumak, oradan okumak hikayesi burada da geçerli mi? O yüzden mi hani Bosna deyince aklımıza sanat gelmiyor? Bunun sebebi o olabilir mi? Biraz ben buralara dikkat kestirdim aslında. Hani bunu Türkiye'deki örneklerine de değiniriz birazdan ama hani bunun dışında ne vardı? Bunun edebiyatın ön plana çıkmaması ya da oradaki yazarların ön plana çıkmaması bu bahsedilen, o eleştirilen şeye bağlanabilir mi Ya hikayede? biraz da bizim algılarımızla alakalı zannediyorum. Ketebe'nin son zamanlarda çok ciddi bir Balkan Ketebe yayınlarının bir Balkan külliyatı oluşmaya başladı. Dilinden çeviriler yapılıyor. Farklı yazarlar şey yapıyor. Bir arkadaşımız hatta Ayhan Demir editörlüğünü üstleniyor. Balkan Defteri diye de edebiyatçılarını incelediği bir şey var. Ama zannediyorum yani Osmanlı sonrası dönemde hep böyle bir büyük hikayeler var sanırım. Bu büyük hikayelere ne kadar yarıyor? İşte sosyalist dönemde, Yugoslavya döneminde Yugoslavya mitini oluşturabilecek şeylere ne kadar elverişli? Selimovic mesela. Evet, o aklıma geliyor benim de. Yani sürekli hakikaten bu büyük imparatorlukları işte Osmanlı İmparatorluğu olsun, Avusturya Macaristan olsun, sonra işte bu Sovyetler Birliği olsun. Bu büyük anlatılara nereden işte yaklaşıyor, nereden yaklaşmıyor, ne kadar onlara eklemlendiği zaman öne çıkıyor. Bununla alakalı ama Selimovic hakikaten çok güzel bir örnek. Çünkü bir yandan yani kendi hikayesi de zaten çok acıklı. Yani sonuç olarak komünizme inandığı halde komünistler tarafından ne diyelim hançerlenmesi. Yani o kitabı okuduğunuz vakit o büyük anlatıdan da bir şeyler görüyorsunuz. Ama adı üzerinde Dervişin Ölümü. O dervişlerle ilgili, sofizmle alakalı.
O büyük anlatıyı da orada görebiliyorsunuz ve hakikaten o kitabı okuduktan sonra ve Saraybosna sokaklarında yürüyünce orada bahsedilen bütün o anlatıları görebiliyorsunuz. Çünkü tekkeler de orada ve halen daha çalışıyor. İşte o Yugoslavya'yı birleştiren o ateş de orada halen daha yanıyor. Yani onu okuduğunuz vakit bütün hepsini böyle kavradığını görüyorsunuz. Çok sembolik iki tane cadde vardır. Bir tanesi Mareşal Tito ki bildiğimiz Tito işte. Hatta Tito'nun da şey var, Tito'nun sinema sevgisini anlatan Sinema Komünisto diye bir belgesel var. Proje X oyuncusunun anıları vesaire var içinde. Onun bittiği yerde hatta işte biraz daha Başçarşı'ya yakın Molla Mustafa Başeski Caddesi vardır. Yani ikisi birbirini takip eder. Arka tarafta Ferhadiye Caddesi vardır. Şimdi Molla Mustafa Başeski de çok tatlı bir şeyci, tarihçi. Günlük yazmış böyle. Molla Mustafa Başeski'nin günlükleri, kronikleri. Çok güzel böyle günlük hayata dair detaylar var içinde. Bu bana hep anlamlı gelmiştir. Yani Saraybosna, Bosna özellikle o katmanların her birini aslında korumuş ve onun içinden bir şey çıkarmış diye düşünüyorum. Bir de bizde hani genelde şey vardır, Osmanlı Saraybosna'sını ararız gittiğimizde vesaire. İlk gidenler özellikle burası aslında bizimle aynı falan gibi böyle bir çıkarım yapmak üzere. Romantik giden. Bakıyoruz mesela Evren. Ya aslında romantizm, yani Yugoslavya böyle biraz daha sosyalist ekoli olanlar Yugoslavya ekoli derler, bilmem ne derler. Bizde işte Evladı Fatihan böyle diskuru biraz daha fazladır ama yani tarih geçmiş gitmiş. Evet, tortusu kalmış, belli şeyleri kalmış, belli kültür kodları hala var ve çok güçlü. Ama bu sadece şeyde değil, Osmanlı'da değil, Avusturya Macaristan'dan bakiye kalan şeyler de var. Yugoslavya döneminden de var. Franz Josef altınları var ya. Mecit altınları gibi Franz Josef altınları var yani, böyle liralar. Onları görünce ben hayret etmiştim. Ya onlar var işte, ben bir şeyde böyle bir üniversitede Avusturya Macaristan döneminde Bosna'da sadakat problemi diye bir, yani sadakat sorunsalı, yani nereye ait olduklarına dair böyle bir doktora savunması afişine denk gelmişti. Bana konu çok ilginç gelmişti mesela. Ama hani sanat, yani o kadar çok şey yaşıyorlar ve o kadar acılar yaşıyorlar ki artık diyorlar ki hani kelimeler kifayetsiz kalıyor, bunları insanlar duymalı ve sanat bizim için bir yöntem. Şey güzel tabii, mesela işte Mostar Köprüsü'nü biliyoruz. O Mimar Sinan'ın öğrencisi aslında yapıyor, Mimar Hayrettin o köprüyü ve orada güzel bir şey var. Mesela orada cennetten dünyaya, yani o bir köprü olarak dizayn edilmiş ve aslında İslam sanatının da bir parçası olarak kabul ediliyor mesela. Hani hat sanatı önüne çıkıyor dedim ama o el yazmalarıyla falan, ama bu da mimariye de böyle bir yansıması oluyor. Ben Bosna'ya gittiğimde benim dikkatimi şey çekmişti. Bütün o binalar savaşın izlerini taşıyor, kurşun izleri taşıyor. Kendi içinde hüzünlü bir tarafı da var. Yani melankolisi olan bir şehir bence. Ama aynı melankoli ya da o işte arabesk tarafı halkında görmüyorsunuz. Ben o hani insan, oradaki insanların da o şehri kuşattığını düşünen bir insan olduğum için hani mesela arabesk bir tarafları yok, mağdur bir tarafları yok. Yani kendi vakarları ve onurlarıyla her ne kadar o savaşı atlattılarsa da, yani benim gördüğüm hani Boşnaklarla ilgili böyle bir izlenimim var. Hani evet, bizim onlara muhabbet beslememiz belki bunu sağlıyor olabilir. Biz onları belki de ekstradan muhabbet besliyoruzdur ama ben onların böyle çok asil hanımefendiler, beyefendiler olduklarını düşünürüm. Yani bakınca öyle düşünürüm en azından. Çok fazla yormayalım Boşnakları bence bu kadar fazla yükleyerek. Yani, ama yok, ben çıkardıkları sanat eserlerinde de benzer şekilde o dili tutturduklarını, yani savaş süresince bir Saraybosna film festivali başlatıyorlar vesaire, değişik işte yarışmalar düzenliyorlar, tiyatro festivalleri falan. Hayata sanatla tutunmak gibi böyle bir çabaları var, bir şeyleri var. Ya çünkü insan olduklarını unutmamak, unutturmamak, işte o insan onurunu ayakta tutmak için bu sanatı böyle bir sihirli bir formül gibi sanki görüyorlar. Çok da sinema tabii ortaya çıkıyor ama onların dilinde az önce söylediğim şey aslında, ben onu Beyaz Perde'de de gördüğüm için biraz. Yani mesela bu filmlerde, yapılan filmlerde de kendi içinde çok doğal, abartısız ve şey, yalın bir dili var, şiirsel bir dil kullanıyorlar. Genelde bu Bosna'nın hikayesinin geçtiği filmler böyle. Yani bunun hani Türk yapımı da
bana aynı izlenimi veriyor. Ne bileyim işte Makedon yapımı, hı hı, Yağmur'dan önce de öyle mesela, isim verecek olursak. Onlar da kendi içinde bir şiirselliği var ve çok doğal işliyorlar. Yine orada bir doğallık söz konusu. Hani ben bunu onların kendi tabiatlarının da bunun beyaz perdeye yansıttığını düşünüyorum. Ya tabii doğal karşılıyorlar. Hemen hemen bir insanın çekebileceği en büyük acıları çekmiş birisi olarak mesela Robert De Niro geldiğinde Robert De Niro Saraybosna'ya geldi falan gibi böyle şeyler olabiliyor. Yakınlarda da işte ilkbaharda zannediyorum pandemi koşullarında var mıdır, olur mu olmaz mı? Sting konseri olacak Saraybosna'da. Öyle mi? Tabii YouTube'un falan hani değişik şeylerle, vesilelerle olduğunu düşünecek olursak aslında hani böyle biraz da havalı bir şehir, havalı bir kültür böyle hani... güzel böyle şeyleri, grupları vesaire böyle ben şeyde Spotify'da Divanhane diye bir grup var, onu çok dinlerim böyle Sevda Linkalarını falan. Her şeyle böyle coşkulu, güzel. Hani ya bu tabii neden kaynaklanıyor bilemiyorum. Tamamen neden kaynaklanıyor bilemiyorum. Orada yaşamak lazım ama genel olarak böyle bir hayata sanatla tutunmak, film isimleri. Siz en son Katar'da mı izlemiştiniz şu köfte filmi? Evet. Oraya gelelim. Oraya gelelim. Şu köfte sizden filmi. Dinleyelim. Tamam, o zaman şeyden mi başlıyoruz? Daha böyle siz bahsettiniz işte hani, hı-hı, daha sanatsal falan, hı-hı, işte böyle hani Ayda Begiç'leri falan, hı-hı, biliyoruz. Belki hani tam da belki de bu yükten kurtulmak için biraz işte Boşnaklar çok asil, Boşnaklar çok şöyle, Boşnaklar çok böyle. Yani biz de hani gülen, eğlenen, yani hani hayatı tiye alabilen insanlarız. Hani o belki de onun yükünü biraz atmak üzere çekilmiş bir film. Nasıl? İngilizce şeysi, çevirisi pek nasıl diyelim? Pek komşuluğa ters bir hikaye gibi bir şey diye koymuşlar. Çok bana acayip geldi zaten bu komşuluğa ters bir... Gerçi şöyle bir şekilde komşu kelimesini duyunca ve bu Saraybosna şeyinde olunca, bağlamında olunca böyle insan içi bir cız ediyor. Çünkü biliyoruz yani burada hani savaş komşular arasında oldu. Ya komşu kelimesi bizde de hani Bulgarlarla falan kullan. Yani böyle hani politik olarak biraz böyle elektrikli bir kelime. Hani o açıdan güzel olmuş ama ben filmde oynayanlarla röportaj yapma şansını elde etmiştim. Orada sordum yani bunun aslı nedir? Yani filmin herhalde ismi bu kadar acayip uzun bir şey değil. Not So Neighborly Affair mi? Öyle bir şey İngilizcesi. Yani de aslında öyle değil dedi. İşte yarım ekmek arası 10 köfte aslında. Anlatınca oldu, meydana çıktı. Yani sanattan bahsediyoruz. Yani tabii Boşnakların en büyük sanatlarından bir tanesi de köfte, malum cevap çici. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Böyle hani yemek kültürü üzerinden bir film. Yani işte hani o Osmanlı'nın yükü, komünizmin yükü, sonra bu savaşın getirdiği yükten ziyade hani burada... Gezelim, eğlenelim, yiyelim, içelim falan kültürü üzerinden. Hakikaten zaten yapımcılara da öyle söylüyor. Yani böyle bir hani derler ya Amerikan şeylerinden feel good film istiyoruz. Yani böyle hani çok böyle tarihe uzanmayan ama tabii biz hani dediğim gibi komşu kelimesi geçtiği anda bile. Çünkü iki tane rakip köfteci dükkanı hakkında film. Yani hemen tabii işte Boşnaklar, Sırplar falan geliyor insanın aklına. Ki hani orada ondan sonra oraya bir işte Hırvat vlogger geliyor. İşte Saraybosna'da ne yenir, ne içilir falan. Ben burada bir şey yapayım. Tabii. Saraybosna'ya ilk olarak şey yapıldı. McDonald's açıldı. Tabii bu hakaret gibi bir şey yani Saraybosna'ya. McDonald's açılıyor. Yerel köftecilerden birisi reklam veya viral video çekiyor. Diyor ki siz burada diyor McDonald's'takilere, çalışanlara siz aç kalırsınız, size köfte getirdik diyorlar. Tabii ki. Yani sürekli zaten hani böyle esprilerle dolu. İşte köftecinin bir tanesinin kızı Almanya'da okumuş, işte geliyor yeni bir yöntemler denemeye çalışıyor falan, baba kabul etmiyor. Çok bildiğimiz zaten hikayeler. Ama hani biraz böyle rahatlamak. Gerçi ben bunu seyrettim. Ondan sonra ya işte ne güzel artık hani Boşnak olmak bu kadar zor bir şey olmayacak. Yani hani vardır ya hani Avrupa'da Müslüman olmak büyük vardı, işte bir reprezentasyon lazım, şöyle bir şey. Hani Boşnak olmak da böyle bir şey diye tahmin ediyorum. Sürekli bir şey taşımak zorundasınız. Sürekli o savaştan bahsetmek zorundasınız. İşte hangi taraftaydınız vesaire. Hani bunu aşmaya çalışan bir şey ama ondan sonra tekrardan böyle ülke karışınca ben çok üzüldüm. Yani hani bir türlü bu geçmiş
bırakmıyor. Geçmiş yani, geçmiyor peki. Evet, geçmiş geçmiyor. Galiba o, ben size öyle söyleyince aklıma geldi. Bu sinema onlar için de bir hani böyle katliam yaşamış, işte savaş yaşamış milletler için bir kimlik, bir ulus duruşu da aynı zamanda ya. O yüzden o savaşı hani mutlaka biz bu zaten çok yakın tarihte yani 90'larda olan bir şey olduğu için, o filmlerde o geçtiği için belki benim örnek verdiğim filmler biraz da bu sorumluluğu taşıdığı için. Yani böyle örnekleri görmek bence çok güzel çok bir şey. Çok da daha fazla olsun. Yani. Evet, daha fazla olsun çünkü atlatılmışlık anlamına evet, gelir tabii. Bu. Evet. Çünkü kesinlikle. O diğer türlüsü saplanılmışlık anlamına geliyor ve o hafızada sürekli bir şey hatırlatma. Çok doğru. Yani biz bir şeyin her ne kadar insani özellikle, çünkü öyküdür aslında sinema ya. Hani her ne kadar insani özellikle de olsa o savaşın herhangi bir izini gördüğümüzde biraz geriliyoruz. Yani ister istemez. Mesela işte Ayda Bekir'in bu Kar filmi, evet. filmi, bu filmde mesela benim o kadar nokta, çok fazla şey var konuşulacak detay ama genel itibariyle böyle oradaki işte mavi renk artık onların milli renkleri haline de bu mavi kelebeklerle beraber. Yani şeydeki sinemadaki o yansıyan o mavilik. Sonra bir kadının, aslında kadın filmi bence, bir kadının oradaki her şeyi yöneten, her şeyi işte orada çevreleyen bir tarafı var, bir gücü var. Ve hani çok estetik bir abdest sahnesi var. Yani bu çok yani denenmiş şeyler yani, değil yani. Boşnaklarda herhalde hoşumuza giden başka bir şey de bu. Yani İslam'la çok barışık. Ve yani çok süper estetik. Yani bizden daha barışık ya, kesinlikle. Şunu söyleyeyim. Aynısını yani, düşünüyorum. Bu aslında Bosna Savaşı'nın evet. yan şeylerinden birisi diyelim. Yanında gelişen şeylerden, eş zamanlı gelişen şeylerden birisi. Ya başka türlü de bir şeylerin mümkün olabileceğine dair, evet. başka bir kimlik, Avrupa'nın ortasında, kendisi gibi olabilmeye dair bir cesaret veriliyor, bir örneklik sergileniyor. Her ne kadar Ali'ye başka bir konu olsa da... Evet, şimdi Ali'ye ne zaman geleceğiz acaba? Ali'ye müstakilen aslında bir konuşalım. Çünkü... duyulmuyor ama hani onun özelinde gördük, hani böyle de mümkün işte efendime söyleyeyim, bu yüzyılda insanlığı yeniden tanımlamaya çalışmak, evet. bütün kısılmışlığın arasında başka bir cevap üretmeye çalışmak mümkün gibi böyle bir şey oldu. Bence imkan oldu, ihtimal sundu gibi geliyor bana. Aliye'den ben bunları öğrendim. Ama bu şey kısmına gelince de, mavi kelebekler kısmına gelince de sık kullanılan bir metafor. Bir metafor daha var. Saraybosna gülleri. Saraybosna kuşatma altında ve havan toplarıyla durmadan dövülüyor. Ve havan toplarının düştüğü yerde bıraktıkları böyle izler diyelim, betonun üzerine bıraktıkları izleri kırmızıya boyuyorlar ve Saraybosna gülleri diyorlar. Ve yani hiçbir şey yapamıyorsanız, anlatamıyorsanız sadece o Saraybosna güllerini, o biraz önce söylediğiniz gibi muhafaza edilecek olan o bellekten, hafızadan şey yapılabilecek olan kısımları yaşatın gibi bir durum ortaya çıkıyor. Saraybosna'sı hiçbir şey yapamıyorsanız işte o kırmızılığı boyayın ve bunu hafızaya nakşedin. Çünkü birbiri ardına yaşanmış katliamlar var. Ve bir nakış gibi işliyorlar yani hayatın her alanına, evet bir ağıt değil, evet bir ağlak bir durum değil ama hafızada da bir kenarında şey yapıyor. Ayda Begeç filminde de bir sahne. Evet, beni filmde etkileyen sahnelerden bir tanesi bu dokuma sahnesi. Çünkü, Kar filmindeki. Evet, Kar filmindeki etkileyen sahnelerden birisi. Çünkü bu dokuma, sonradan öğrendim ki bu filmle beraber çok güzel oldu o yüzden. Aslında bu tekkelerde dokuma kültürünün yaşatılması ve her ilmeğin, aslında o dokunan her ilmeğin Allah diye zikredilmesini temsil ediyor. Ve tesbih gibi bir şey tesbih, yani. Evet, dokuma onlar için tesbih peki, aslında. Peki bir şey soracağım. Yani sürekli kullanılmış bir ara çantayı falan kesiyor. Evet. O kullanılmış eşyaların kesilmesi de çok enteresan. Ben hakikaten. Orada şöyle düşündüm, bilmiyorum hani herkese yorumu açıktır tabii. Ya sinema. Sanki orada hayatları dokuyormuş gibi geldi bana. Evet, çünkü farklı, onlar farklı eski eş, evet. Oradaki kadınları dokuyormuş gibi o kilime. Ve belki de yani kaybolmuş erkekleri de. Evet. Ve o sonra zaten orada işte o tam o suyun üzerinden geçerken o kilimi sermesi. Orada sanki arada bir köprü gibi. Yani oradaki metafor o kadar güçlü korkunç. Ve güzel ki. Ve o, hani ya zaten oradan şeye mağaraya gidiyorlar. Ciğerimizi evet. bıraktık. Evet, ciğerimizi dağladı. Oradan yedi uyur oluyorlar yani mağaranın içine gidip. Ve şey tabii
tabii. Yani en çok etkileyici ve bence onu yönetmen çok başarılı yapmış. Yani çok doğal çekiyor bunu ve ben iki repliğe çok odaklandım. Bir tanesi iyi hayat nedir? Alman'ın söylediği. İyi hayat nedir? Aslında şu andır. İyi hayat yaşadığımız şu andır. O anı o kadar, çünkü Yağmur'dan önce de böyle bir an denilen bir atıf var. Ana, çünkü o fotoğraflar aslında anı temsil ediyor ya. Yani bu an meselesi üzerine durması o kadar dünyaya güzel bir, kıymetli bir mesaj veriyor ki. Çünkü biz aslında anı çok şey yapmıyoruz ve çok kıymet vermiyoruz. İyi hayat nedir sorgusu. Diğeri de oradaki o büyük babanın Allah her şeyi görür. Bu bir tam bir teslimiyet. Hı hı. Bize o iki şey, iki replik beni en çok etkileyen repliklerden ikisi oldu. Yani bir taraftan iyi hayatı, yani dünyevi hayatı işaret ederken ne olduğuna dair bir sorgulamaya çekerken, diğer taraftan da nasıl bir Allah'a teslimiyet olabilir? Ve zaten Allah'a teslim olduklarında da sonuçları görüyoruz filmde de zaten. Ya tamam, hani ahiret var da bu dünyada da güzel yaşayalım. Yani onu isteriz ya Allah'tan da zaten. Hem bu dünyada hem ama ahirette sonra zaten filmin verdi. Sonunda görüyoruz o. Kar bütün çirkinlikleri örtüyor. Kar çok usulsuz yağıyor. Yani mesela aslında şey de bir tarafı vardır karın ya, aslında kendi içinde bir gerilimin de taşır. Hani gerilimin de bir parçasıdır başka bir açıdan bakılırsa, ama buradaki kar o kadar böyle sakin, usulsuz yağıyor ki hani sanki o bütün o şeyi geride bırakıyor gibi, o acıyı geride bırakıyor gibi. Beyaz bir sayfa açıyor. Evet, beyaz açıyor. Bir sayfa beyaz gibi. Bir sayfa yani, açıyor. O ihtimalle işte o, çünkü sana çok ucu açık yani, orada bir otomobil var. İşte muhtemelen onlar yeni bir hayat kuracaklar. Hani onu görüyorsun, o ucu açık bir şey var orada. Ben çok etkilendim. Bence çok güzel bir yapım. Yani genelde şöyle oluyor. Biz Bosna'yı çok seviyoruz diyoruz ama ya birçok kişi seviyor. Bunda da bir mahsur yok. Sevebilir. Yani. Özgür. Evet. İnsanoğlu Bosna'yı sevebilir. Ya havası suyu güzel. Sevilir tabii ki. Ama böyle bir kitaplarda vesaire veya başka şeylerde detaylarında, mesela Saraybosna'da sokak isimlerinde, Başçarşı civarındaki sokak isimlerinde o sokakların hikayeleri yazar İngilizce ve işte şey olarak, keşke Türkçesi de olsa. Evet. Böyle Amerikan Yardım Kuruluşu, USAID ve İsveç Konsolosluğu'nun sanırım ve şey Büyükelçiliğini zannediyorum şeydi projesi. Çok güzel, orada katmanları görüyor insan, işte Osmanlı zamanında neler varmış, daha sonra neler var, şöyle böyle. Tabii herkes kendince bir şeyler almaya çalışıyor ama fotoğraflara dönüşüyor daha sonra onlar. Yani hepsi evet bir zaman yaşanmış bir şeyler. O kadar derinlemesine hayretle bakmayı unutuyor belki insanlar. Başka türlü de belki yaşamak çok çok mümkün değil. Mesela Deniz Tanoviç sineması, Saraybosna'da ölüm filan. Evet, yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. Çok mümkün oluyor mu onu da bilmiyorum. Yani işte ne kadar açıyorsak onlar da o kadar açıyor herhalde. Geçmiş peşimizi bırakmıyor ha. Yani işte şey der mesela, Ivo Andrić'in bir sözü vardır, der Osmanlı mezar taşları yere gömüldükçe heybetini artırır der filan. Ve çok derin bir anlatım. Tabii oradan da açalım sözü. Sinema dedik mesela. Yugoslav sinemasından diyelim. Bu şey yapan Çingeneler zamanı. Emir Kusturica, Yeraltı, Underground. Yani işte artık Yugoslavya'ya neredeyse. Zaten Köfte filminde bir çıkıyor. Goran Bregovic bir çıkıyor. Ufak bir kameosu var. Ondan sonra işte hani karşı dükkana giriyor. Ondan sonra oraya giriyor falan. Acaba hangisini seçecek falan gibi bir gerginlik var yani. O seçim gerçekten birçok metaforlar var aslında. Goran Bregovic ve işte Emir Kusturica, Nemanja Kusturica gerçeği kendisi vaftiz oldu vesaire, başka bir yol seçti ama ya orada mesela Goran Bregovic biraz daha şeyde kalıyor, bizim arzu ettiğimiz tarafta kalıyor. Öbür tarafta mesela Visegrad'da Andrićgrad diye bir sinema platosu kurmuş Sırplar şeye, bu Kusturica'ya. Orada diyor ki işte bu Bosna Sırptır, bilmem nedir, şudur budur, ben de diyor burada takılayım, siz ne diyorsunuz, altına imzasını atayım falan. Şimdi o kadar hisli bir sinema, yani şu aklıma şu geliyor, bir sanatçı kendi geçmişini ne kadar tahrip edebilir? Neredeyse şey, Peter Handke tarafından bakınca ayrı bir şey var, neredeyse soykırım inkarcılığına varacak. Ben bu kısımlarda böyle hayat nerede başlıyor, sanat nerede bitiyor vesaire, çok
karışık geliyor bana. Yani hani sanki bir bir filmin içindeyiz. Şu anda olduğu gibi böyle kameralarla dolu bir yerdeyiz gerçekten. Kesin öyleyim. Ya da her şey hayat. Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi görüyor yani. Allah. Bir de tabii şey, ben Yağmur'dan önce yıllar önce izlemiştim. Bu tekrar bu Bosna konusu olunca tekrar izledim tazelemesi açısından zihnimi. Orada tabii başka bir gözle izledim. Her kitabı başka gözle okursun hikayesi gibi benziyor yani. Hani savaşı işte savaşın kötü olduğunu anlatmanın bir biçimi aslında sunuyor bize Yağmur'dan önce ve şey orada yönetmen işte üçe ayırıyor ya hikayeyi, sonra üçüncüsünde bir bağlıyor falan. Orada da şey çok güzel yani, oradaki savaş fotoğraflarını görmemiz, hani o savaş fotoğrafları üzerinden aslında bir utanç vesikası onlar. Hı hı. Ve onun üzerinden insanı böyle bir orası çok sarsıcı tabii. Fakat o kadar travmatik bir şey ki hakikaten Bosna Savaşı, mesela o film Bosna'da geçmiyor göya. Yani başka bir, ya onu söyleyemiyoruz bile yani, Bosna'da bunlar, bu başka bir yerde yaşandı. Ama aslen tabii ki Bosna'yı anlatıyor. Evet, Bosna'yı anlatıyor. Bir de orada şeyin söylediği çok güzel bir şey var. Bu savaş fotoğrafçısı zaten kişi. Başroldeki kişi diyelim. Oradaki şey diyor, benim diyor fotoğraf makinem bir adam öldürdü diyor. Yani sadece silah, orada bir silah aslında orada. O. Yani bunu oradan okuma meselesi. Sonra işte zaman, orada da zaman kavramı yeniden geçiyor. İşte zaman asla ölmez, çember yuvarlak değildir. Zaten filmin mottosu yani. Orada da işte anı dönüştürme, benim bana şöyle geliyor, Bosna ile ilgili her şey ya da bu tarz bu coğrafyaya ait savaşlar, her şey bir belge üzerinden. Çünkü Türkiye'de de bazı sergiler açıldı, bunlar mesela hep fotoğraf üzerindendi. Yani bir şeyi yeniden sanata dönüştürmek değil de sanki belgeyi biz okuyoruz gibi geliyor bana Bosna deyince ya da bu savaş üzerinden anlatılınca. Çünkü burada da aynı şekilde fotoğraf üzerinden, yani bir savaşın üzerinden, fotoğraflar üzerinden anlatılan bir şey var burada da. Aynı şey edebiyata bu kadar yansıdı mı bilmiyorum. Çünkü ben hani araştırırken de, yani roman, siz Cüda romanınızı onun üzerine evet, yazdınız lütfen. Ama ben ona da değinmek istiyorum aslında. Aslında size de bir sorum var. Soruyla geldim tabii yani. Ki, tabii ki. Yani şimdi edebiyatta örneklerini, tabii roman örneklerini, hikaye örneklerini çok fazla ben Türkiye'de yazılmış o kadar çok rastlayamadım ama sizin zaten romanınız onun üzerine olduğu için. Siz aslında göç hikayesi anlatıyorsunuz. Evet. Genelde göç hikayesi ikinci konudur Bosna'da değil mi? Yani çok fazla göçü çok konuşmuyoruz. Ölenleri konuşuyoruz, mezarları konuşuyoruz. En çok da belki mezarları konuşuyoruz yani. Evet. Burada hani neden göç hikayesi hocam? Ya biraz tabii ki şey, hepsi birbiriyle alakalı. Cüda yani vatanından ayrı kalmak zaten. Bir karaktere verdiğim isim de o şeyde. Aslında birbirinden çok kopuk değil. Yaşanan katliamlar, soykırım ve bu göç çok şey değil. Avrupa'nın ortasında bugün hala mesela Macaristan Devlet Başkanı Orban dedi ki Avrupa Birliği'nin temel sorunlarından birisi 2 milyon Müslüman'a nasıl entegre edeceğidir, asimile edeceğidir vesaire gibi abuk subuk bir laf etti. Yani sinirlerimi hoplattı yani. Yani biz bunları nasıl... Yani ne diyeyim ki yani, ne yapacaklar, ne edecekler falan böyle tuhaf tuhaf bir iş, Allah akıl fikir versin diyeyim. Şimdi bir tanım meselesi, Osmanlı bir şey kuruyor, bir Kudüs diyebileceğimiz, Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin bir arada olduğu bir sistem kuruyor ve daha sonra gelen sistem Avusturya Macaristan sistemi diyelim. Bunu çok devam ettiriyor ama bir yandan da bakınca şey yapılıyor, eksilterek şey yapmaya başlıyor. Hatta bu sırada da işte ilk başta Mostar tarafındaki diğer yerlerdeki böyle Rıdvan Begoviçler diye bir sülale var. Oradan şeye göçler veriliyor, Filistin tarafına. O zaman Osmanlı toprağında olan Filistin toprağına göçler veriliyor. Artık hicret edilir. Burası İslam toprağı değil, buradan ayrılmalıyız vesaire diye. O hikaye temel olarak işte Arap boşnaklarının hikayesi, Filistin'e yerleşmiş. Daha sonra İsrail'den ikinci, İsrail'in kuruluşundan sonra ikinciyle olarak Ürdün'e geçmiş bir çok küçük bir kesiti, bir iki tane köyden oluşan, bugün Hayfa'nın kuzeyinde Kayseriye ismindeki bir yerde, şu anda bir tatil köyü gibi bir yer. Boşnak Camisi falan. İngilizlerin yaşadığı muhtemelen. Ya İngilizler değil, Rothschild bilmem ne falan var. İşte Rothschild'ler gördüm, de İngilizler zaten. Tabii. Ya o kısmıyla evet gelmiş. Şimdi o hikayelere bakınca çok
içler acısı bir durum oluyor. Yani bir yandan göçmek zorunda olanlar var. Bunda iktidar ilişkileri var, değişik şeyler var, sosyolojik durumlar var ama bir şekliyle artık etnik olarak siz burada yoksunuz, olmayacaksınız, burası Sırplaşacak, burası başka bir şey olacak. Sovyetlerde de mesela diyelim bir hani şey derler işte, evet, halkların kardeşliği şunlar bunlar derler ama alt şeyde şu vardır, nüfusu Ruslaştırma politikasıdır. Benzer şekilde nüfusu Slavlaştırma, işte Sırplaştırma politikasının bir şey. Bu Emina diye bir şey vardır, Sevda Linka vardır meşhurlar. Onu mesela Bosna Paralısı'nın üstünde resmi olanlardan birisi Alexis Santic diye bir Sırp yazmıştır. O der mesela, onun çok güzel bir lafı vardır. Gitmeyin der, gittiğiniz yerin güneşi burası gibi sizi ısıtmaz der. Böyle çok çok hoş, çok dokunaklı bir şey var. Tabii bunlar yaşanıyor. Kayda geçmemiş. Ya dedim ki bu kesitler gerçekten çok kıymetli, çok anlamlı. Bu insanlar yaşamışlar ve insanların belki de unutmak istedikleri, sadece soy isimleriyle taşıdıkları, Bushnak deniyor. Dünyanın birçok yerinde böyle bir kitle var. Ya bu olabilir mi? Bir umudun hikayesi olsun istedim ben özünde. Ve mesela orada da Bosna Hersek'te yaşanan savaşa pek değinmemeyi tercih ettim, son savaşa. Yani belki bir 50 sene sonra, belki 100 sene sonra ancak rahat konuşacağımız bir şey. Çünkü çok hala benim için en azından çok travmatik, yani boşluklar için düşünemiyorum. Yani dünyanın bir karar vermesi gerekiyor. Yani aslında bütün bu filmler de, bütün bu sanat çalışmaları da şey. Yani dünyaya diyor ki siz nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz? Yani bunu bir bilelim. Bir Endülüs mü yaşatmak istiyorsunuz tekrar? Bunu bir bilelim. Tekrar bir Holokost mu yaşatmak istiyorsunuz? Bunu bir bilelim. Hani bu yaptığınız şeyin karşılığı Holokost'tur. Bu yaptığınız şeyin karşılığı soykırımdır. İnsanlığa karşı suçtur. Siz bunu mu yapmak istiyorsunuz? Böyle mi hani şey yapmak istiyorsunuz? Yekpare bir cevap da yok. Sinema veya edebiyat konusundaki şeylerin de büyük ölçüde seslerini duyuran Amerika'daki diasporadaki, İsveç'teki diasporadaki akademisyenler, yazarlar vesaire, bunlar besliyor Bosna şeyini. Ama tabii temel anlatıda bu soykırım acısı etrafında birleşseler bile verilebilecek cevaplar konusunda son 6 ayda mı ne 160 bin kişi mi ne terk etmiş Bosna'yı. Gerçekten. Yani düşünsenize. Yani resmen insansızlaştırılan bir ülkeden söz ediyoruz. İş imkanları ortadan kaldırılıyor, değişik fırsatlar ortadan kaldırılıyor, kültür tekleştirilmeye çalışılıyor vesaire. Şimdi burada ne yapacaksınız? Kültürle, sanatla sesinizi, soluğunuzu duyurmaya çalışacaksınız. Bu anlamda her şey çok kıymetli. Hani Cuda'nın da bir Boşnakça'ya tercüme süreci var. Biraz biraz uzun sürdü. Ya bu tarz şeylere ihtiyaç var diye düşünüyorum evet. ben. Türkiye aslında seviyor Bosna'yı. Bosna halkını da çok seviyor bence. Ama orada sana, buradan oraya sanat desteği nasıl oluyor? Hikayesine, yani Bosna'nın hikayeleştirilmesi, sanatta karşılığı burada nasıl buluyor? Bir iki örnekle belki anlatabilirim. Biri Faysal Soysal'ın Üç Yol filmi. Aslında arka fonda Bosna'yı görüyoruz. Hikaye Yusuf ile Züleyha'nın yeni bir yönetmenin kendi diliyle anlattığı bir hikaye. Ve bunun üzerinden arka fonda Bosna, işte mezarı arayan bir kişi üzerinden anlatılıyor. Bunu görebiliyoruz hani sinemada. Bir de ben 2019 yılında bir sanatçıyla tanışmıştım. Lütfullah Genç diye. Bu sanatçı seramik sanatçısı ve bu Mavi Kelebekler hikayesini enstalasyon haline getiriyor. Yani o mezarları aslında betimliyor kendince ve bu mezarları aslında biraz deniz kabuğuna benzer yapıyor. Yani uzaktan gördüğünüz zaman böyle bayağı bir bin parçalık bir enstalasyondan bahsediyorum. Buna, ona göre tasarlıyor ve aslında o uzaktan çok parlak görünen o mavi kelebek gibi onu, metaforu onun üzerinden kuruyor sanatçı ve uzaktan güzel görünüyor ama yakınlaştıkça daha derine bakman gereken, daha detaylı bakman gereken bir eser olarak üretiyor. Şimdi onun, bu bir yüksek lisans tez çalışması. Bunun Bosna'yla da iletişimli olduğu bir dönem olmuş ama Bosna'yla tam olarak bunu işte orada, aslında Bosna'da sergilemek istiyor enstalasyonunu ama bir iletişim kopukluğu olmuş anladığım kadarıyla. Çok istediği noktada değil şu anda. Onu kendisine sorduğum zaman bu çalışmalardan Türkiye'de bu yüksek lisans sürecinde, çünkü araştırdı muhakkak var mı diye, yok.
Yani çağdaş sanat örneği Türkiye'de bu kadar seviyoruz, şey yapıyoruz, bizim bir parçamız gibi algılıyoruz. Ama hani bunun sanata dönüşme, onların acılarını paylaşma hikayesini sanat üzerinden veya savaş üzerinden neyse yapıldığı zaman o kadar çok örneklere rastlayamadığımızı ben gördüm. Benim karşılaştığım şey vardı, ilginç bir yolculuktu. 2011'de Saraybosna Bienali. Neredeydi? Saraybosna'da değildi. Saraybosna Bienali'ydi ama Saraybosna'da değildi. O da ilginçti. Konyitz diye Mostar üstünde bir şehirdi. Daha sonraki şehir Yablanitsa. Ondan önceki şehir böyle köprüsü falan da Osmanlı köprüsüdür şey yapar. Tabii biz oraya gidelim dedik çoluk çocuk. Böyle Bienal'e gideceğiz. Normal Bienal binaları. Bienal Tito'nun nükleer sığınağındaymış. Giremedik. Giremedik. Eski bir nükleer sığınak. Yani niye giremediniz? Yani işte turizm ofisinden bir rehberin gelmesi gerekiyormuş. Teknik sebeplerden dolayı. Gittik zaten böyle hani atletli matletli bir amca dedi. Siz ne arıyorsunuz burada? Biz böyle Tito'nun sığınağı nerede? Tito'nun sığınağı nerede diye. Böyle bir de hani gizli olan bir yer. Ve o gizli olan yer. Kime ulaşmayı düşünüyordu acaba bu Bienal? Bu Bienal kime ulaşmayı düşünüyordu? İşte bu tam bir muamma. Sadece bir mekan var. Ulaşmayı düşünmüyordu bence. Bir Bienal Türkiye'den de bazı şeyler vardı, katılımcılar vardı ama yani neticede aslında biraz da böyle. Biraz da böyle. Yani işte bir Bienal var. Sanat sığınakta, nükleer bomba gelse korunacak bir durumda ama hayatında çok içinde değil gibi. Evet. Bu bana çok ilginç gelmişti. 2019'da yapılmış zannediyorum Saraybosna Bienali. Yine aynı yerde midir onu bilmiyorum. Yok, ama bu sefer Saraybosna'dadır muhtemelen. Bir şey, Saraybosna'nın da hani bir iki noktası daha var sanatla ilgili. Çok güzel eski sinagog zannediyor, kilise de olabilir pardon. Bu Güzel Sanatlar Fakültesi binası evet, var. Çok güzel. Çok güzel bir bina böyle işte şeyi. İçeride işte öğrenciler vesaire takılıyorlar. Önünde böyle fiyonk şeklinde modern bir köprü var. Festine lente, yavaşça acele et Latince. Ha, yani öğrenci projesiymiş. Ben onu çok seviyorum mesela. 2013'te falan yapılmıştı zannediyorum. Her gidişimde tekrar tekrar bakıyorum. Yani yavaşça acele. Aslında 3 aşağı 5 yukarı hep acelesi olan, hep hikaye anlatmaya çalışan bir şey. Güzel hikayeler var. Yani Saraybosna'da çok güzel hikayeler var. Ben diliyorum ki bundan sonraki hikayeler de güzel olsun. Şu an çünkü gerilim bayağı yüksek. Evet. Pek hani sanatın, kültürün, sanatın konuşulabileceği, daha fazla konuşulabileceği ben günlerin gelmesini istiyorum, diliyorum. Evet, o demek ki yani toplumların o bizim az önce söylediğimiz gibi belli bir kayıp. Çünkü aslında acı olgunlaştır ama sanat da acıdan olgunlaşabilen bir şey ya aynı zamanda. Oradan da besleniyor kendince. Ya Meşe Selimovic'den şey yapayım ben. Derviş ve Ölüm'de abisini anlatıyor aslında. Ama öyle bir şey ki o anda yaşadığı şeyleri o şeyde anlatamıyor. Eski zamanlarda diyor bir paşa varmış, bir şey varmış. Evet. Yağmurdan önce de olduğu gibi mecazlarla diyor ki ben sizin düzeninize bir şey söylemiyorum. Size ilişmiyorum. Başka bir şey diyor ama anlayan anlıyor. Belki anlamamasını istediği kişiler de anlıyor onu. Ama tamam diyorlar, yüzeyde bu. Bir de şey etkilemişti mimariyi koruma anlamında. Mostar'ın şeyinde Poçitel diye bir yer var. Böyle sınırdaki Osmanlı kasabası. Münire teyze var. Böyle her mevsimde ayrı ayrı mevsimlerde ben onun meyve sepetlerini çekmiştim. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Geçtiyse Allah rahmet eylesin diyeyim. Ki göçmemiştir inşallah yani. Şey yapalım. Orası mesela ben hep şunu hayret etmiştim. Yani bir ya biz öyle koruyamamışız. Bu nasıl korunmuş diye bayağı merak etmiştim. Sonra bir gittiğimde baktım kapıda diyor ki sanatçı kolektifi bilmem ne şudur budur. Oradan bir baktım dedim ki komünistler Yugoslavya hocam. Komünistler demişler ki sosyalistler demişler ki bizim film platosuna ihtiyacımız var. Orijinal korunmuş. Öyle. Sanat korunmuş. Poçiteli sanat korunmuş. Şeyin yakınlarında Mostar'ın yakınlarında güzel bir yer. Sanatla korunmuş. Değil mi? Sanatla. Aslında çok şey böyle nasıl da çok ironik yani hani demek ki sanatla korunmaya devam edecek yani eğer öyle bir sanatla inşallah, keşke. Yani o tabii izler yıkılan camiler var tekrar yapılıyor. Evet. Yani o mimari
belki en önemli direnç noktalarından birisi. Mostar Köprüsü yıkılıyor, taş tekrar yapılıyor. Evet, tekrar yapılıyor. Biraz inat meselesi. Bu şey vardır bir de, Saraybosna'da bir ev vardır, restoran olarak kullanılıyor şimdi. O Viyeşnitsa eski belediye binasının karşısındadır. İnat Kuça derler, İnat Evi. İnat Evi, hikayesi de şu. Orası aslında belediye binası, yani şu anda Şarkiyat Kütüphanesi, Sırpların bombaladığı yer. Oradaymış bu bina. Demişler ki biz burayı istimlak edeceğiz. Adam da demiş ki ben evimden taşınmam. Ya demişler biz burayı alacağız. Binanın şu durumda. En sonunda hani birileri araya girmiş, demişler ki ya evini alacaklar elinden. Sen de hani 3-5 paranı al, çekil. Tamam demiş. Hikayesi yani kar filminin hikayesi, evet. Yani. O da şunu demiş, tamam demiş, bir şartım var, tuğla tuğla sökülüp tekrar yapılacaksa nehrin kenarına, o zaman olur demiş. Ev o şekliyle inat kuça, inat evi olarak hikayesi bu şekliyle. Yani sanat da biraz böyle inat etme meselesi. İnat etme. Ve hani o hikayeyi aktarmamış. Geçenlerde olmuş. Kaç ay oldu herhalde, bir tane Boşnak teyze bahçesinde yapılan şeye... Evet, kiliseyi. Srebrenica'da. Srebrenica'da. O da Fatanine. Fatanine. Yani aslında bu daha sonra oluyor kar filminde, ama kar filmi de bunu anlatıyor yani. Vermek istemiyorlar Sırplara, ya da Sırpların arkasında Almanlar mı varsa, kim varsa, satmak istemiyorlar köylerini. Tam bu hikayenin karşılığı, evet, oluyor bu teyzede. Evet. Duyulmayanı duyurmak, gösterilmeyeni göstermek. Nereye gidiyoruz da bir Bosna yolculuğuna doğru adım adım geldik, adım adım dolaştık. Anlatılacak daha çok şey var. Paylaşılacak çok hikaye var. Sanat unutulmuş hikayeleri tekrar bir araya getirmenin, eksik parçalarımızı tekrar toplamanın bir yolu. Güzel yollarından birisi. Nereye gidiyoruz da Bosna'yı konuştuk. Bu hafta sinemasıyla, mimarisiyle ve sanatın diğer dallarıyla. Önümüzdeki haftalarda tekrar nereye gidiyoruz da bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.